Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkanlarım, Genel Başkan Yardımcılarımız, Parti Meclisi üyelerimiz, İl Başkanım, değerli milletvekillerim, belediye başkanlarım ve değerli misafirler, Cumhuriyet Halk Partisi Müzesi açılışımıza hoş geldiniz. Bugün açılışını yapacağımız müze sadece partimizin tarihini değil, aynı zamanda ülkemizin de 100 yıllık geçmişini arşivliyor. Bu salonda göreceğiniz materyaller Cumhuriyet'le Yaşıt Partimizin 101 yıllık serüvenini ölümsüzleştiriyor. Bu müze sadece bir partinin değil, bir halkın hikayesini aktarıyor. Bu müze ölümsüz liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten son genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar liderlerimizin geçirdiği badireleri de hatırlatıyor. Bu önemli müzenin açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere genel başkanlarımızı kürsüye davet edeceğiz. İzninizle öncelikle konuşmalarını gerçekleştirmek üzere genel başkanımız Sayın Murat Karayalçın'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın genel başkanım, sevgili partili kardeşlerim, iyi akşamlar. Bu açtığımız serginin partimiz için ve Cumhuriyet tarihi için çok büyük bir önem taşıdığı inancındayım. Ancak bir önerim var. Sayın Genel Başkanımız uygun görürse bu konuda görevli olan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Bulut'la daha önce de görüşmüştüm. Bunun yalnızca bir sergi alanı, sergi salonu olarak kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Burada aynı zamanda partinin arşiv ve dokümantasyonu için de bir bölümün ayrılmasının yararlı ve gerekli olacağı düşüncesindeyim. Daha önce bir vesileyle dokümantasyon merkezini ziyaret etmiştim birkaç yıl önce. Orada Cumhuriyet Halk Partisi için, CHP tarihi için çok önem taşıdığını düşündüğüm CHP-SHP birleşmesinin protokol metnini görememiştim. Yani bırakın ıslak imzalı protokol metnini, o bizim için önemli. Onun bir kopyası bile yoktu. Bu ve buna benzer çok sayıda örnek var. Özellikle raporların, çalışmaların burada bu dokümantasyon merkezinde bulunması hem bizler için, partilerimiz için hem de araştırma yapacak genç öğrenci kardeşlerimiz için çok yararlı sonuçlar verecektir diye düşünüyorum. Ben önce daha önce bu konuda çalışmış Sayın İlgezdi'ye teşekkür ediyorum. Sayın Bulut'a teşekkür ediyorum ve sergimizin partimiz için hayırlı ve yararlı olmasını diliyorum. Sayın Genel Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli misafirler, şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Sayın Genel Başkanımız Hikmet Çetin'i kürsüye davet ediyorum. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi sergisi değil bu. Bu Cumhuriyet'in sergisi aynı zamanda. Dünyada Cumhuriyet Halk Partisi kadar eski bir parti pek yok benim bildiğim. Bu kadar badirelerden geçmesine rağmen kapatıldı, malları alındı. Ama bütün bunlara karşılık Cumhuriyet Halk Partisi bugün de sapsağlam ayakta duruyor. Ben emeği geçen İlgezdi Hanımefendi'ye ve Bulut Umut Aktan'a ve Burhanettin'e çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu sadece CHP'nin sergisi ve tarihi değil. Bu kuruluşundan bu yana Cumhuriyet'in tarihi ve Cumhuriyet'in sergisi aynı zamanda. Ben emeği geçenleri herkesi kutluyorum. Ben bunun bazı evlerinde şey olan, belge olanların da buna katkı yapacağına inanıyorum. Yani bunu gezip gören varsa kendilerinde bugün burada olmayan, olabilecek olan bazı belgelerin de buraya geleceğine inanıyorum. Tekrar emeği geçenlere, herkese teşekkür ediyorum. Çok sevgiler.
Sayın Genel Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygıdeğer konuklar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere 10. Genel Başkanımız Sayın Altan Öymen'i kürsüye davet ediyorum. Sayın ve sevgili genel başkanlarım, yoldaşlarım, aranızda bulunmaktan tabii çok memnunum ama özellikle bugün o memnuniyetim zirvesine ulaştı. Partimizin iki doğum gününü ikisini birden kutladığımız bir haftanın içindeyiz. Bu bence bir başlangıç olmalı ve hep devam etmeli. Çünkü gerçek bu zaten. Cumhuriyet Halk Partisi dünyadaki partilerin de pek çoğundan daha uzun geçmişi bulunan ve o geçmiş içinde pek çok iş yapmış olan, pek çok işi bir arada yapmış olan bir partidir. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nı kazanırken bir zamanlar 20'lerde aynı zamanda Milli Eğitim Devrimi'nin ilk adımlarını atmıştır örnek olarak. Ve aynı zamanda rejim değişikliğini bir ihtilal olarak bütün başka ülkelerdeki gibi yapmıştır. Böyle birçok işi bir arada yapan, ekonomik alanda da devletçilik falan derken 1930 dünya buhranını, ekonomik buhranını aşmayı da başarmıştır. Hatta birçok ülke, kapitalist ülkeler, onlar da biraz iyi kötü mecburen devletçi olmak mecburiyetinde kalmışlardır. Biz ise o zaten öyle konulmuş. Aslında devletçilik, devletçi olmak için değil de aslında sermaye yokluğundan kurulmuş ama doğru dürüst oturmuş bir ekonomik mekanizma varken en az zarar gören ülkelerden biri haline gelmiştir Türkiye. Daha söylenecek çok söz var. Bana bıraksanız sabaha kadar anlatırım ama daha tabii başka işlerimiz de var yapacak. Bu serginin oluşmasında çok güzel bir şey. Bu aynı zamanda partinin genel tarihinin de genişlemesine ve aynı zamanda bundan sonraki nesillerine de intikal etmesine bir vesile olacaktır, bir başlangıç olacaktır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi hakkında kitaplar yazıldı ama bunların böyle resimleriyle birlikte ve bir kronolojik şekilde bir arada bulunmasında sayılamayacak kadar çok fayda var. Çünkü tarihimizde çok güç günler de var. Mesela şu unutuluyor, 12 sene bu parti hatta biraz daha fazla yok oldu, kapatıldı 1980'de. Ve yerine yeni partiler oluştu. Sosyal Demokrat Halkçı Parti, önce SODEP, sonra Halkçı Parti. Ve adı da yok oldu, kendi de yok gibi oldu. Ben son genel yönetim kurulu üyelerinden birisiydim, genel sekreter yardımcısıydım. Öteki partiler kurulmuş, bizim partiyi temsil ediyor. Mesela SODEP, Sosyal Demokrat Halkçı Parti oldu sonra. O bizim partimiz gibiydi ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de olması hep amacımızdı. Onlar da birleşerek, SODEP'te, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de birleşerek şimdi çok daha büyük bir şekilde oldu. Eğer düşünürsek başka 1920'lerdeki, 30'lardaki adıyla var olan, aynı sistem içinde, aynı yönetim içinde var olan başka bir parti yok. Yani öteki partilerin hepsi yeni atlarını daha o 12 yıllık dönemde aldıkları atları muhafaza ederek yerinde duruyorlar. Yani Demokrat Parti'yi düşünün. Demokrat Parti, Adalet Partisi ne oldu? En son Doğru Yol Partisi. Öteki parti, Milliyetçi Hareket Partisi aslında şeydi, Millet Partisi'dir. Asıl kuruluşu. Cumhuriyet, sonra Cumhuriyetçi Köylü Partisi. Sonra Milliyetçi Çalışma Partisi falan olarak geldi. Böyle öbürleri zaten hatırlanmıyor bile. Mesela Anavatan Partisi diye çok önemli bir parti vardı. O yok. Demokratik Parti var ama yani şeyde o ön sıralarda değil. Yani epi şeyde daha az aktif. Bir tek Cumhuriyet Halk Partisi ki 101 yıl Cumhuriyet Halk Partisi adıyla, daha sonraki adı da Anadolu Verimli Müdafaa Hukuk Cumhuriyeti adını Cumhuriyet Halk Partisi'ne değişmiş olmak suretiyle ilk adıyla burada duruyor. Sadece adıyla değil, milli mücadelede edindiği enerjiyle ve bu Türkiye'yi o zaman olduğu gibi şimdi de öteki ülkelerin, en çağdaş ülkelerin daha da çağdaşı haline getirmeye
hazır vaziyette istikbale, geleceğe yani emin adımlar atıyor. Bu mektup yazdık, imzalandı. Mektup yazdılar, imzaladık daha doğrusu Sayın Genel Başkanımız ve arkadaşları. Onu da gelecek sonraki, gelecek nesillere, gelecek kuşaklara, pardon Türkçesini kullanmak lazım, iletilmek üzere bugün burada şeye verdik, emanete vermiş bulunuyoruz. Yani çok iyi duygular içindeyim ben. Sanıyorum benden daha kıdemli olan, şey demeyelim, kıdemli laf fena değil, daha kibar kimse yok aranızda. Var mı? Tecrübeli. Tecrübeli, neyse. Yani şey, kıdemli fena değil yani seneler hesabıyla. O sıfatla hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunarım ve daha sağlam, daha güzel geleceklere atacağımız adımların devam etmesini dilerim. Sağ olun efendim. Sayın Genel Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli misafirler, şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere ikinci yüzyılımızda ilk Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i kürsüye davet ediyorum. Değerli Genel Başkanlarım, çok değerli yöneticilerimiz, kıymetli misafirler, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok gecikmiş ve çok yerinde bir çalışmanın başlangıcını yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sayın Genel Başkanlarımızın haklı uyarılarıyla buraya müze demiyoruz. Çünkü müze geride kalmış, tarihte yerini kalmış eserlerin, yapıların muhafaza edildiği yerdir. Oysa ki Cumhuriyet Halk Partisi canlı bir organizma, her gün yenilenen, her gün gençleşen ve her gün güçlenen bir yapı. Bunun için buraya bellek sergisi adını vermeyi Sayın Genel Başkanlarımızın takdirleriyle uygun gördük. Burası bugün bizim tarafımızdan açılıyor olması bir emeğin yok sayılması anlamına asla gelmemeli. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, önceki genel başkanımızın, benim de şahitlik ettiğim Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında bu eksikliği dile getirmesi ve o dönemde genel başkan yardımcımız olan Sayın Gamze Akkuş İlgezdi'nin bu işi bir görevin üzerinde önemli bir sorumluluk ve belki de belli yılların en önemli, en yoğun uğraşı olarak kendini bu işe adeta vakfetmesi sonucunda bugünlere kadar geldi. Buranın açılışı üzerinde fazla titizlenmekten gecikti ve bugüne kadar kaldı. Bugünkü dönemde benzer görevde olan Sayın Burhanettin Bulut'un emekleri var. Sayın Umut Akdoğan'ın emekleri var. Ama onlara serginin açılışında birer konuşma teklif ettiğimizde ilk başta kendileri dediler ki Gamze Hanım'ın emeklerine saygısızlık olur. O yüzden biz böyle bir konuşma yapmayalım. Gamze Hanım'ı davet ettik, sağ olsun İstanbul milletvekilimiz. Buraya geldiler. Bugünkü açılışı hep birlikte yapıyoruz. Onların emeklerinin, gayretlerinin üzerine bugünkü arkadaşlarımızın çalışmalarıyla bu bellek sergimiz bugünkü halini aldı. Güçlü ve gelecek vaat eden yapıların kurumsallaşmış yapılar olması gerekir. Kurumsallığın bir kez bugün güçlü bir yönetim mimarisi olması, kuvvetli reputasyonlarının, ilişkilerinin olması, yurt dışı ilişkilerinin yerinde olması, sağlam köklerine atfen belleğinin de sağlam olması gerekir. Bu eksiklik Cumhuriyet Halk Partisi gibi kurulduğu günden sonra bir kurtuluş savaşı yaşamış, kurucularının tamamına yakınının İstiklal Savaşı madalyaları ve çeşitli madalyalar aldığı, kurucu kadrolarının cumhurbaşkanlıkları, başbakanlıklar, genelkurmay başkanlıkları görevleri yaptığı, ardından bir hem meclis kurmuş hem cumhuriyet kurmuş, sonra bu kurduğu cumhuriyetin iktisadi kalkınması için arkamdaki duvarda gördüğünüz bankalardan madenlere, basma fabrikalarından lastik fabrikalarına, şeker fabrikalarından rafinerilere kadar bu ülkenin
bugünlere taşınmasında, hatta son yıllarda Varayoğa çarçur edilerek elden çıkarıla çıkarıla bitmemesine rağmen bu ülkenin en önemli varlıklarını oluşturmuş. Siyasi yönden bütün yetkiler bir kişinin elindeyken ve aslında kimse onun mutlak hakimiyetini tartışmazken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sorulduğunda tamam savaşı kazandınız, bundan sonra ne yapacaksınız? Sarayda devam mı? İngiliz tipi krallık mı? Amerikan tipi başkanlık mı dendiğinde biz bir meclis kurduk. Millet onları seçer. Meclis ne görev verirse o görevi yaparız deyip tek adam yetkilerinden bir demokratik millet meclisine. O millet meclisinin yetkilerini bırakın aşındırmayı, üstüne almayı, tartıştırmamaya. Kendisine teklif edilen başkumandanlık yetkisini bile kendi uhdesine 3 aylığına kabul edip 3 ayda bir meclisin onayını aramaya ve bu büyük vizyonu bütün mücadele arkadaşlarına kabul ettirmeye yönelik bir liderlik göstermiş birisinden bahsediyoruz. Erken vedasından sonra bayrağı teslim alan İsmet İnönü'nün bu kez hem devrimleri sürdüren ama bir yandan da 2. Cihan Harbi geldiğinde ülkeyi bir savaşa, bir felakete sürüklemek yerine her türlü riski alan ama en sonunda da o savaşa girmeyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutan güçlü liderliğine. Tabii ondan önceki dönemde Lozan'la bütün dünyaya Türkiye'nin tapu senedini kabul ettirmesine ve ardından 14 Mayıs 1950 günü bir seçim kaybedip de bu şüphesiz benim en büyük yenilgim ama demokrasimizin en büyük zaferidir deyip Demokrat Parti'ye yaverini yollayıp paşa devir teslimi hazırdır diyerek Türkiye'yi gerçek demokrasiye geçirmesine şahitlik yapmış bir partide siyaset yapıyoruz. O paşa seçildiği gün cumhurbaşkanı iken partisiyle fiilen bağını koparmış. Kendisine bir vekil tayin etmiş. Aynı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün örgüt teşkilat işlerini kendisine vaktiyle bıraktığı gibi örgütle ilgili yetkilerini vekiline bırakmış birinden bahsediyoruz. Demokrat Parti'nin seçimlerde 46 seçimlerinin adil yapıldığından memnuniyetsizliğini dile getirmesi üzerine Demokrat Parti'nin ve partisinin genel başkanlarını, birinin başbakanını, birinin genel başkanını çağırıp konuşup ardından 11 Temmuz beyannamesini radyodan okutarak hakim denetiminde seçimi ki bugüne kadarki kuvvetli seçim yasamızın temeli olan bu önemli adımdan bahsediyoruz. Ardından darbelerden sonra yeniden ayağa kalkmalardan, 1970'lerde dünyadaki rüzgarları doğru okuyup, partiyi doğru konumlandırıp, Ak Günlere beyannamesiyle 1970'lerde umut olmuş Karaoğlan'dan, onun 2 yerel 2 genel seçimde partisini birinci parti çıkarmasından, 80'de kapatılan partinin genel başkanlarının, kurucularının, MYK üyelerinin hapis yatmasından ama o hapiste her gün tıraş olmalarından, 9 Eylül'de kravat takıp takım elbise giyip hapishanede partinin kuruluş yönetimini kutlayacak bir kurumsal kültürden bahsediyoruz. 1980 sonrası göstermelik diye kurulan Halkçı Parti, Necdet Çalp ve CHP'nin devamı diye kurulan SODEP'in birleşmesi için SODEP'te Necdet Çalp'in SODEP'le birleşmekte bir dakika tereddüt etmeyip Cumhuriyet Halk Partisi'ne evrilecek Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye geçişi kolaylaştırıp büyük bir onurla, gururla tereddüt etmeden Aydın Güven Gürkan'a o partiyi emanet etmesinden. Birilerinin kayyum diye atadığı Cezmi Kartay'ın kayyumun esas görevinin kurumun menfaatlerini korumak olduğu gerçeğinden hareketle bir tek CHP'liyi üzmeden ve zaten son MYK'nın onayıyla atanmış bir kayyum olarak görevini yapmasından, görevini askerlerin başında kal teklifine rağmen
Erdal İnönü'ye devretmesinden, Erdal İnönü'nün veto edilmesinden sonra bu sefer partinin bütün yöneticilerinin hep bir arada Cezmi Kartay kayyumluk döneminde bu partinin hukukunu iyi korudu. Madem İnönü veto edildi, Cezmi Kartay genel başkan olsun demesinden, yani bir kayyumun seçilmiş genel başkan olacak noktaya gelecek bir güveni kazanmasından bahsediyoruz. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek birleştiği parti olan Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile birleşme protokolünden ve yeni ve güçlü Cumhuriyet Halk Partisi'nden, o Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 Mart tezkeresinde Türkiye'ye 1 milyon Amerikan askeri gelmesine kapalı bir oturumda müthiş bir mücadeleyle çoğunluğu AK Parti'de olan grubun 98'ini ikna edip o tezkereyi reddetmesinden bahsediyoruz. Ve daha sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 432 kilometre adalet yürüyüşünde yol yürümesinden, Artvin'de PKK kurşunuyla şehit verdiği konvoyunda dimdik o araçtan çıkıp da başını bir santim eğmeden dik duruşundan, bir şehit cenazesinde linç edilmeye çalıştığı günkü vakur tavrından bahsediyoruz. İşte bu kapıdan girdikten sonra Kemal Bey'in kirpideki fotoğrafını da, Kemal Bey'in adalet yürüyüşündeki fotoğraflarını, kullandığı bazı özel malzemeleri de, yine Sayın rahmetli Cezmi Kartay'ın, Necdet Calp'in resimlerini, anılarını, imzalarını da, Sayın Karayalçın'ı da, Sayın Altan Öğmen'i de, Sayın Hikmet Çetin'i de, Bülent Ecevit'in sigarasını da, çay bardağını da, İsmet Paşa'nın dürbününü de, Almanca satranç defterini de, satranç dergisini de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci genel başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu partinin genel başkanı olarak Osmanlıca kaleme aldırdığı ve bugün Greco kriterlerini aşan grup iç nizamnamesini de, partinin ilk nizamnamesini de hep birlikte göreceksiniz. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi boyunca kullandığı seçim afişlerini, arzu ederseniz bütün seçim müziklerini dinleyeceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o gün yasaların el verdiği oranda dağıttığı promosyonları, yaptığı kampanyaları göreceksiniz. Tarihin kritik kavşaklarında 1972'de Üç Fidan'ın idamındaki gözyaşlarını, 1960 darbesinden sonra İsmet Paşa'nın idamlara mani olmak için gösterdiği insanüstü gayreti ve piyasada dolaşan dünya kadar saçma sapan yalan, uydurma ifadelerin karşısında bu partinin o günden bugüne 12 genel başkanıyla asla ve asla ne darbeye meylettiğini, ne darbeciye yol verdiğini, ne demokrasiden özün verdiğini, ne kurşun sıkılacak deyince otobüsün üstüne çıkmaktan kaçtığını, aksine otobüsün üstüne çıktığını, suikastleri atlattığını ama yılmadığını, hiçbir genel başkanın bir santim eğilmediğini, bir adım geri atmadığını, bir kelime eksik konuşmadığını göreceksiniz. Ve bu partinin bütün tarihiyle bugünkü hem yönetiminin, yöneticilerinin, önceki genel başkanlarının ve tüm üyelerinin nasıl barışık olduğunu kendi yüreğinizde hissedeceksiniz. Bu tip yapılar bugün sabitlenen, zamana dur diyen yapılar değil, aksine tarih önünde mıknatıs etkisi yapan yapılardır. Böyle bir yer varsa, bu duyulursa, bilinirse, hiçbirimizin bilmediği, görmediği ki yıllarca Gamze Hanım bunu yaşadı, bizler yaşadık. Parti bir işte müze açıyormuş diye duymuşlar, bir bellek sergisi açıyor. Partinin müzesinde dursun diye neler neler geldi, daha gelmeye devam edecek. Bu mekan kısıtlılıklarına rağmen iyi tasarlanmış, iyi kullanılmış, şu an için tatminkar ama bir ilk adım mekanıdır. Hedefimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci genel merkezinin ki şu an tadilata muhtaç şekilde çok ortaklı bir tapu senedine sahiptir. O tapuyu tekleştirmek ve o binayı edinmek için
Çankaya Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner çeşitli çalışmalar içindedir bizlerin görevlendirmesiyle. O binaya geçtiğimizde bambaşka bir tarihi mekanda bambaşka bir bellek sergisi olacak. Ama o güne kadar belki o güne kavuşana kadar burayı gitgide güçlendirmek ve artık mekanın yetmediği yerde başka mekan arayışlarına girişmek mümkün olacaktır. Ama gecikmiş ilk bir adımdır. Çok emek verilmiş bir adımdır. Ben ilk günden bugüne kadar hem burada bir rozetten bir kumaş rozete kadar bir nizamnameden atılmış bir imzaya 1970 kurultayında alınmış bir sigara paketine 77'deki dağıtılmış bir promosyon kibrite kadar bunları buraya ulaştıran bütün partililerimize çok teşekkür ediyorum. Biraz önce de söylediğim gibi Gamze Hanım'ına, geçmişteki ekibine, Burhanettin Bulut'a, bugünkü ekibe, Umut Akdoğan'a ve katkı sağlayan tüm emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Partimizde gurur duyuyoruz, gurur duymaya devam edeceğiz. Şimdi her bir adımında partinizle ve bu partinin üyesi olduğunuz için kendinizde bir kez daha gurur duyacağınız bu güzel mekanın açılışına tensip buyurmaları durumunda sayın genel başkanlarımızı davet ediyorum.